Selam arkadaşlar, yeniden hoş geldiniz. Çok uzun bir aranın ardından yine Eda ile Lore Öğreniyorum ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz bahsettiğimiz üzere Paladin artefekt silahlarının hikayesi. Libram'daki sıraya göre gideceğim. Libram dediğimiz nedir? Bu ara onu anlatayım. Kısaca şöyle bir bilgilendirme geçeyim. Arkadaşlar şu an üzerinde bir kitabın yanında duruyorum. Libram of the Ancient Kings diyor. Bu büyük, yani büyük ihtimal demeyeceğim. Bütün klasollarda var olan bir şey ve sizin artifex silahlarınızın geçmişinde yer alan hikayeyi özetleyen bir şey. Burada şeklini görüyoruz ve tıkandığımız yerde bakarız diye açıkçası yanında durdum. Biraz hani buna göre işleyeyim istedim ama dediğim gibi bilinen konular olduğu için biraz sapabilirim buradan. Onun dışında İngilizcesine güvenen arkadaşlar, İngilizceye hakim olan arkadaşlar gelip buradan da hikayenin özetlerine ve Paladin olarak ellerinde tuttukları artifact silahlarının geçmişinde yatan lore'un ne olduğuna buradan erişebilirler. Dediğim gibi anlatmak için lokasyon olarak burayı seçtim ve sıradaki, yani ilk sıradaki artifact silahımız Silver Hand. Şimdi Paladin olarak şöyle bir kısa bilgi daha geçeyim. Paladinlerin elinde bulundu, yani genel güç olarak özellikle insanlık geçmişine baktığın zaman ışığın inancı gücü Nağrulardan ziyade Tyr'den geliyor. Ve zaten bu, nasıl söyleyeyim, hani Alonsus Fowl'un Alliance'daki savaşçılara olan öğretisinin ışığının kaynağı da bu sebepten dolayı Tyr'in gücü oluyor. Şimdi Tyr kim? Tyr kimin detayı çok uzun sürecek. Ancak ben silahın nezdinde Tyr kime biraz gireceğim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Tyr ışığın Titan nezdinde beden bulmuş hali. Aslında direkt olarak bir Titan değil Tyr. Titan Keeper olarak geçiyor. Evet. Evet, Titan Keeper ama ışığın beden bulmuş halinden çok o konuda uzmanlaşmış. O gücü ona yatkın olan Titan Keeper. Evet, Yani şimdi bu ışığın beden bulmuş hali kelimesini neden seçtim? Onu da sana da söyleyeyim mesela. Genelde Wirkul sagalarında ya da işte atıyorum Earthen, yani o cücelerin atalarının yazmalarında bu şekilde hitap ediliyor kendisine. Yani çünkü biz mesela şu anda oyunda karakter olarak oynadığınız insanlar, humanlar direkt olarak Tyr'le tanışmış ya da Tyr'i görmüş insanlar, karakterler değiller. Wirkul atalarından ve dediğim gibi Earthen atalarından gelen bir bilgi var. Şimdi tekrar silaha gelecek olursak, Silver Hand nedir? Şu an benim de karakterimin elinde tuttuğu ve orijinal şeklinin bu olan çekicin olayı şu. Direkt olarak adından da anlaşılacağı gibi Tyr'in eli. Yani Tyr'in kendisinin silahı. Ama adının Silver olmasının sebebi başka bir hikayeye dayanıyor. Çünkü Titan Watcher'lar, hani nasıl söyleyeyim, o insan bedeni şeklinde değil, biraz daha mekanik ve biraz daha taş yapılara sahip oldukları için taş görüntüsünden kaynaklı bir gümüş ve taş metalik taş görüntüsünden kaynaklı bir gümüş görüntüsü var. Bundan dolayı da Gümüş El adı buradan geliyor. Şimdi buraya hatta onu ben biraz daha güzel bir detay koyayım. Tyr, ejderha, biz bunu Lore Konseyi'nde de anlatmıştık ejderhaları anlatırken. Ejderhaların Galakrond'da yaptığı savaşta Galakrond'da bir elini kaptırdığı elinin yerine gümüş bir el yaratıyor. O yüzden o elini gören insanlar da gümüş el diye bu tarikat değil, ışık birliğini kuruyorlar. Evet. Şimdi oraya şöyle gelelim o zaman. Madem o konu oraya kadar geldi. Arkadaşlar, Titanlar tarafından Tyr işte nasıl söyleyeyim, hani Azeroth'u koruması için görevlendiriliyor. Azeroth'ta pek çok nasıl söyleyeyim Titan yaratığı var. Titan yaratığı derken Titanlar tarafından yaratılmış olgular var. Titanlar tarafından yaratılmış nasıl söylenir? O, mesela Earthen'lar var, hani cüce, taş cüceler, Evet. Virkullar var, taş insanlar, büyük insanlar. Yani insanların ve cücelerin taşlaşmadan, yani Curse of Flesh'le tanışmadan önceki halleri gibi ve az önce Murat'ın da bahsettiği Galakrond gibi böyle çok primitif durumda bulunan yaratıklar mevcut. Ve bunlardan da
çeşitli Old God saldırıları, işte Ragnaros falan gibi işte elemental saldırılarından olsun. Çünkü parantez açıyorum, çok kısa geçeceğim. Bu elemental saldırıları yine Old God güdümünde. Tyr gibi güçlü bir takım Titan Keeper'lar görevlendiriyor. Bir kısmını tanıyorsunuz. İşte Raden, Thorim, Loken gibi, ki Tyr'in hikayesinde Loken'in ihanetine çok girilecek. Vesaire vesaire. Murata'nın bahsettiği hengame şöyle. Bu elimde tutmuş olduğum silah yanlış hatırlamıyorsam Yotun'du. Yotun değil mi? Yotun tarafından dövülüyor orijinalde. Evet. Yotun diye başka bir Titan Keeper tarafından dövülüyor. Ve Yotun da arkadaşlar, bu ara Jotun diye yazıyor. Şuraya yazayım. Aynen değil mi? Hı? İsmi tanıdık gelecektir çünkü oyunda kendisiyle karşılaşacaksınızdır. Tarafından dövülüyor ve Galakrond'la savaşırken normalde Tyr girdiğim mücadelelerde yara almaya alışkın bir karakterdir. Yani varlığını tamamen savaş meydanına koyan bir karakterdir. Ama karşısındaki ejderhanın, primatif ejderhanın ne kadar güçlü olduğunun da farkında ve yani aslında biraz olsun geri çekiniyor. Ama yine de gücünü tam sergilemekten korkmuyor diyeyim. Öyle özetleyeyim. Galakrond öyle bir darbe yerleştiriyor ki Tyr'e. Normalde hiçbir güç kuvvet, efsanede böyle geçer, bu silahı Tyr'in elinden ayıramaz. Yani bu silahın özelliklerinden bir tanesi de bu. Ve öyle bir darbe geçiriyor ki elinden uçuruyor. Ve o şaşkınlıkta kala kaldığında Galakrond o silahı tuttuğu eli koparıyor. Ve arkadaşlar iş yeniden Yotun'a geliyor. Yotun ona o çünkü kendisi daha önce bu silahı dövmüş kişi olduğu için öyle bir kol yapıyor ki hem ışığın gücünden hem de silahın gücünü tam şekilde kullanabilecek bir el yapıyor. Ve o elde az önce Murat'ın bahsettiği gümüş el olarak geçiyor. Bu gümüş elin efsanesinin başladığı, evet dediğim gibi Titan Keeper'ın rengi de bundan kaynaklanıyor, ama Murat'ın verdiği detaya daha çok girmeye başlıyor. Çünkü parlamaya başlıyor ışığın gücü sebebiyle. Şimdi buradaki diğer bir mevzu şu olacak. Murat'ın ortaya koyduğu, hani az önce söylediği şey Loki'nin ihanetinde çıkacak. Loki'nin ihaneti arkadaşlar çok uzun bir mevzu. O Evet, yüzden çok uzun gerçekten. naçizane girmek istemiyorum, ama Eda'nın da az önce chatte yazdığı gibi mitolojide de gerçekleşen bir olay. Ve hani Loki ile Thor arasındaki Loki'nin oraya ihanet edip konusunda. evet. Evet. Ama Evet. burada biraz daha böyle bütün Titan Keeper'lara ihanet ediyor. Old God Yaxxor'un tarafında yer alıyor. Curse of Flesh'e sebep oluyor. Şu anki aslında insan ırkının ve cüce ırkının, işte gnom ırkının falan oluşmasına sebep oluyor. Vesaire vesaire. Çok uzun, dediğim gibi, girmiyorum müsaadenizle. Ama şurada şöyle bir olay oluyor. O bütün ihanetin kayıt edildiği bir USB bellek var. Disk of Norgannon diye. Bu Disk of Norgannon'u Tyr ve Tyr'in takibinde olan birkaç dev Titan Keeper diyelim yine, ya da Watcher diye geçiyor aslında, ama aralarında böyle çok ince farklılıklar var. Watcher'lar kaçırıyorlar. Mesela orada Yotun'un küçük bir hikayesi var. Onu eklemek istiyorum çünkü bu görevi yaparken onu göreceksiniz orada. Yani bu silahın görevini yaparken göreceksiniz. Yotun neydi? Dragon Wastes'taydı sanırım. Dragon Blight oluyor orası. Evet. O kuleye giriş kısmında diyor ki, ben Loki'nin takipçilerini oyalayayım. Siz gidin, kurtarın kendinizi diyor. Güney'e doğru kaçmaya başlıyorlar. Ancak Loki o kadar güçlü ki ve Yogg-Saron'un yozlaşması o kadar etkili ki Yotun buna aşırı şekilde maruz kalıyor ve artık aklını yitirmiş bir şekilde Loki'ye hizmet etmeye başlıyor. Yani burada Yotun Locken zihin... bu arada. He? Locken çok vardı, hani onu şey yapmayalım. Ya Locken. yani Loki, Loken aynı şey, anlayın. Loki orijinal Evet. gerçek mitolojideki adı. Loken Evet. de, ya Loken diyeyim. Loken da oyundaki adı. Oldaki Velhasıl adı. Jotun'u kaybediyoruz burada arkadaşlar. Jotun neyse. Silverhand, yani Tyr ve onun takipçileri. Bu ara Tyr de Nordic mitolojisinde çok güçlü bir tanrıdır. Araştırmanızı tavsiye ederim. Çok da güzel bir hikayesi vardır.
Trisfall'a kadar geliyorlar. Şimdi Trisfall'ı zaten Eda ile Lorelei'nin ilk bölümünde anlatmıştık. Biraz da tekerrür gibi oluyor ama bu hikayede anlatmak zorundayız. Loken Tyr'in arkasından iki tane büyük Kytrax'ı yolluyor. Ve Disc of Nogron'un çok kıymetli olduğu için Tyr artık diyor ki tamam, buraya kadar kaçabiliyoruz. Ben oyalayacağım. Siz devam edin. Bu ara o iki tane Watcher'ın adı Ayranaya ve Arkidas. Bu isimleri de unutmayın Evet. arkadaşlar. Bir sonraki silahı anlatırken önemini bahsedeceğim. Evet, aynı şekilde mitolojideki adı da Tyr. Here. Hatta Vardruna'nın çok güzel de bir Tyr isimli şarkısı var. Velhasıl bugünkü Trisfall'da, yani Undead'lerinin ana bölgesi olan Trisfall'da bu Kytrax'larla ağır bir dövüşe tutuşuyor Tyr ve dövüşü kaybedeceğini anladığı sırada içindeki bütün ışık enerjisini ortaya koyuyor. Hem kendini hem de nasıl söyleyeyim, mücadele ettiği Kytrax'ları oracıkta öldürüyor. Yani bir nevi kendini feda ediyor ve Yotun'un onun için yaptığı gümüş el tıpkı bir heykel gibi dikili bulunuyor ama oyunda biz bunu hiç görmedik. Sadece sagalarda ve yazıtlarda, yazmalarda bu şekilde olduğunu biliyoruz ve naçizane de internette araştırırsanız bir tane de bununla ilgili bir ne diyeyim, fan art var. Konu şimdi burada. Burası arkadaşlar, görevi yaparken gideceksiniz. Şu anda böyle bir gölet şeklinde bir yer. Bu patlamanın sonrasında takipçi Watcher'lar geri dönüyor, bakıyor olaya, diyor ve mezarını olduğu yere inşa ediyorlar. Üstünde de hani ne diyeyim, dediğim gibi bir gölet oluşuyor. Göletin altında da Watcher yapımı bir mezar oluyor. Bu mezarda Tyr takipçileri mi denir, Tyr'in koruyucuları mı denir? Tyr's Guard diye geçiyor ama hani adamlar Tyr'i korumuyor aslında, Tyr'in mezarını koruyorlar. Koruyorlar. Evet. Mezar avcıları. Ha, aynen. Yok aşkım. Tyr'in mezarını koruyorlar ve mezar avcılarından koruyor olabilirler, yani ne bileyim. Tyr'in mezarını korumaya and içiyorlar ve böyle bir birlik oluşuyor. Silverhand, nasıl söyleyeyim, Paladinlik kardeşliğine bağlı olarak. Ta ki Legion eklenti paketi eklenene kadar bu hikaye böyle oluyor. Yani Arkidas gitti, Ayranaya kaçtı, Loken'in hikayesi bambaşka döndü falan filan. Dediğim gibi oralara girmiyorum. Ve bir gün Dalaran'da biz 100 level'a ulaştığımızda bir karakter geliyor Tyr'in koruyucularından, yani Tyr'in mezarının koruyucularından, Tyr'sguard'dan. Diyor ki Tyr'in gümüş eli tehlikede, yardıma ihtiyacımız var. Bir arkadaşımız bunu araştırırken, hani nasıl söyleyeyim, olayın akıbetini araştırırken kayboldu diyor. Ve seni onun peşinden, naçizane adamı bulmanı istiyor. Çünkü o konudaki en bilgili diyebildikleri kişi de o. Velhasıl sen tutuyorsun ve Northrend'de Dragonblight'ta, yanlış hatırlıyor olabilirim, Lynagosa mı, Synagosa mı, ne bir mavi ejderhanın yanına gönderiyor seni. Vakti zamanında, şimdi az önce anlattığımız olayların takibi zincirinde Galakrond'un mezarına gitmiş bu arkadaş. Bu ejderhadan bunu öğreniyoruz. Galakrond'un mezarına gittiği için de arkasından gidiyoruz ve buradaki ejderha da bize Galakrond'un mezarının çok tehlikeli olabileceğini ve hani bu nasıl söyleyeyim, bir takip, ne derler, tracking, iz takip etme büyüsünün faydalı olabileceğini, böylelikle daha az tehlikeye maruz kalarak izninizi arayabilirsiniz şeklinde şey yapıyor. Sen oturma kardeşim, eve yolma hemen öyle. Heh. Zıpla, Aşkım silah. Layla Goza ne ya? Layla Goza ne ya? Öyle bir şeydi ya. Tamam, başka bir şey Dur demiyorum. bakayım. Bakayım mı Layla şuna? Goza yazdım. Şey çıktı. XXX Seuporn. Totoaporn. Böyle. Yapma Eda. Yapma Eda. Ama öyle bir Eda şey yapma. çıktı. Tamam. Yanlış mı yazdım acaba? Eda. Tamam aşkım. Bakıyorum. Merak ettim sadece. Yok. Yok mu? Var. Evet. Yeni meta... Hayır pardon. Neyse, dediğim gibi ismini tam net ezbere hatırlamıyorum. Eda da saçma şeylere bakıyor. Sen beni dinleyeceksin aşkım. Bana bak, alo, Tamam, bırak alo. onu. Aç chat'i. Tamam. Hayır, merak ettim de Sen beni bakıyorum. dinleyeceksin. Ben biliyorum zaten aşkım. Okey, tamam. Çok önemli detay olsa zaten aklımızda kalırdı. Sen hiç merak etme orayı. Velhasılı Kelham. Arkadaşlar, biz bu Paladin arkadaşı aramaya devam ediyoruz. Bu mavi ejderha da bize yardımlarını sürdürüyor. Bu sırada bize o kestettiği büyüde bir Taunka var.
o Taunka'nın ruhu da bize yol gösteriyor ve hikayenin, yani o aradığımız paladinin başından geçen hikayeleri bize anlatıyor. Dediğim gibi çok cafcaflı değil. Hikayenin asıl önemli olan kısmı şu. O Titanların yolu, ya da nasıl söyleyeyim, dur tam ismini şuradan evet, bakayım. Adı Path of the Titans. Path of the Titans değil mi? Evet. Yanlış evet. Hatırlamıyorum. Şuradan. İzi, yolu. Hayır, yolu direkt orada, yol var çünkü. Path of the Titans. Aynen arkadaşlar, şurada da görüyorsunuz, Galakrond's Rest yazıyor. Tam Wyrm's Temple'ın önünde arkadaşın izine rastlıyoruz ve o sırada Mavi Ejderha diyor, arkadaşını buldun mu derken aslında arkadaşımızın, yani o aradığımız paladinin cesedini buluyoruz. Ve inanılmaz bir güçle ezilmiş bir şekilde yani. Ve bunu yapabilecek sadece yani Titan Keeper'lar ve Titan Watcher'lar. Yani dev bir yaratık bunu yapabilir. Derken Jotun çıka geliyor. Jotun da arkadaşlar, az önce size söyledim. Loken'in yozlaşmasına aşırı şekilde maruz kalıyor. Ve Loken'e hizmet etmeye başlıyor. Bundan dolayı da bu izi, yani Tyr'in izini takip etmeye çalışanları durduruyor. Ama bizler, yani karakterler, oyuncular o kadar güçlü karakterler oluyoruz ki Jotun'u dövüyoruz ve Jotun'a çektirdiğimiz acı onun zihninin yeniden yerine gelmesini sağlıyor. Döve döve adam ediyoruz yani aslında. Evet ve... Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ve arkadaşlar, Tirzend'in, yani silahın akıbetindeki tehlikeyi bize söylüyor. Ve oradan çıkıp Trisfall'da. Bu arada Trisfall diyorum ama Virkul dilinden kalma bir isim bu. Zaten adı da Tyr'den geliyor. Trisfall. Böyle yazayım şuraya. Trisfall zamanla Trisfall oluyor. Ve Tyr'in düştüğü yer anlamına geliyor ve Tyr'in düştüğü yere gidiyoruz. Mezanın başında Trisfall gardiyanlarını buluyoruz ve zaten onlar da artık tehlikeyi hissetmiş durumda. Ve mezara hızlı bir şekilde girip şeyi almamızı istiyor. Ancak mezara hızlı bir şekilde giriyoruz ama o Titan Sparkle, ne denir ona? Işık parlaması, ışık gücüne ihtiyacımız var. İşte onu da az önce Jotun'dan alabildik. Yani normalde Jotun onu herkese vermiyor. Loken'in yozlaşmasından dolayı biz döve döve aklını başına getiriyoruz onun ve o sparkle'ı, o parlaklığı, ışık gücünü alıyoruz ve Tyr'in mezarına gidiyoruz. Tyr'in mezarındaysa Void saldırısı var. Işığın en büyük düşmanı haliyle Void olduğu için orada bir Void saldırısına maruz kalıyor ve bu Void saldırısı sona ermeden diyelim, bir takım healer'lık özelliklerini kullanarak oradaki çeşitli paladinleri hilleye, çünkü bu bir healer paladin artefekti, hilleye görevinizi yerine getiriyorsunuz ve başarılı bir şekilde Gümüşeli mezardan kurtarıyorsunuz ve mezardan çıkıyorsunuz ve oradaki gardiyanın son cümlesi de, yanlış hatırlamıyorsam, şu şekildeydi: Tyr'i artık binlerce ton taş ve su koruyor. Huzur içinde uyusun. Neyse ki onun yadigarını kurtardık gibi falan, böyle bir cümleler kuruyor. Net hatırlamıyorum. Dediğim gibi ezbere, kusuruma bakmayın. Ama ana hatlarıyla hikayesi bu silahın bu şekilde. Yani özetleyecek olursak, bu silahın hikayesi Tyr'in çekici. Yani Tyr gibi güçlü bir Titan Keeper'ın bireysel olarak kullandığı silah olarak geçmekte arkadaşlar. Tyr'in eliyle ilgili merak ettikleriniz, saçmaladıklarım ya da anlaşılmayan taraflar varsa hemen bir sigara molası ve Trutgard'a geçiyorum. Senin Murat'a eklemek istediğin var mı? Ha yok, bu yeterli bu kadar şimdilik. Değil mi, yani atladığım evet, bir yer yok diye. Daha ekstra bir şey. Şuradan bakayım de dedim de burada da şeye kadar anlatıyor. Nasıl söyleyeyim, o paladin artifi, hani Ordu Hall'un olduğu yere kadar anlatmıyor. Olduğu yeri anlatmam. Zaten daha sonra bizim elimize geçiyor yani. Aynen. Yani en önemli şey o silahla da aynı zamanda bir paladin birliğinin, yani paladinlerin, insan paladin birliğinin ismi. O zaman bu ilk silah. Ama o silahın isminden gelmiyor biliyorsun. Senin dediğin muhabbet var, evet. Ya hani gümüş elinden geldi. Evet, Tyr'in elini gördükleri için gümüş el diyorlar. Evet. Bu hikaye, yani bir sıralaması olsa bu artefaktlerin bu ilk silah mı? Hayır. Paladinlere bahşedilen. Öyle bir şey yok. Yok. Öyle ilkliği sonluğu yok. Öyle bir sırası yok. En güçlü silah bu mu? Yani şimdi
Paladinler arasında bana soracak olursan en güçlü silah mantıken bu. Okay. Ya çünkü Titan yapımı. Okay. Ama Ashbringer'da bilmediğimiz bir hinlik var işte. Hmm. Ne yapımı olmadığı bir şeyden yapılıyor. Hani cüce yapımı silah ama o ortasındaki gücün ne yapımı olduğu bilinmiyor. Bilmiyorum. Ashbringer'a da geleceğiz. Ona da detaylı anlatmayacağım dediğim gibi. Ashbringer'ı şeyde biz bayağı konuşmuştuk. Klasikte. Dövüldüğü yere falan gitmiştik. Legion'daki silah artefaklerini şu an pre-patch'te arkadaşlar level kasmak istediğiniz yeri Legion seçiyorsunuz. Zaten direkt sizi o görevlerle başlatıyor. O görevleri yapıp artefaktleri alabiliyorsunuz. Görünüşler için Wowhead'de nasıl kastınızı bulabilirsiniz. Ama sadece görünüş olarak alıyorsunuz. Çantaya koyuyorsunuz kılıya. Hayır, level kasarken Legion'da Gerekiyor mu? kullanıyorsun normal. Kasıyor O zaman bu tarafa geçelim. Çünkü shield'i görmemiz lazım. Evet arkadaşlar moladayız falan diye. Başka soru? Yok mu? Başka soru yoksa geçeyim. Gerçekten tier çok her yerde tier var. Tresfall'u anlatırken de Tresfall'dan geliyor. Tier orada, Benim canım tier Doomhammer'ım hala çantamda tutarım mesela. Doomhammer buradadır. evet. Güçlü bir silah ama mesela dediğim gibi Tirsen gibi Titan yapımı değil o da yani. Tabi bunlar da direkt Titanlar tarafından Amantul tarafından dövülmedi de. Şu andaki en güçlü silah Frostborn, Oşku. Düşman takımdaydınız. Gendik mi yenildik mi bari? Soru Düşman değil ama ya. takımdaydınız, güzel Tier tesadüftü. Transmog çok çirkin. You're the one who fucked us up, Abi ağzına sağlık. Oyuna yeni başlıyorum. Shadowlands almak bütçemi gözümü korkutuyor. Korkutmasın. O nedenle aylık pass alacağım. İlk ay 110 TL ödeyerek oyunu geçmek istiyorum. Mantıklı bir yaklaşım. Şöyle de bilgisini verelim sana. Ama olsun dedim hem. Benim hiç silah takıntım yok ya. Ya bir Hunter'ın alıp alabileceği en güzel silahlar var zaten senin elinde. Yani hunterlar they have very bad. Çekiliş yok arkadaşlar ha. Oh my god, there is a lot of people. O zaman çekiliş vardır. Hoş Bir geldin. su alıp gelebilir miyim ben? Ben alayım mı sana suyu? Hadi bakayım. Hadi bakalım. Aa. Böyle yapıyormuşuz, bize tonlar söylüyorlar. Yeni druid kasmayı düşünüyorum. Zandalar troll mü, Tauran mı? Zandalar. High Mountain Tauran açması kaç saat sürer? Bilmiyorum. O repütasyon süresini kestiremiyorum. Yani oynayarak yaptığımız için zamanında özür diliyorum. En güçlü silah Zalatat olabilir. Olabilir. Yapan biri olarak. Hoş geldin abi, ne yapıyorsun? Gold'u nasıl kasıyorsunuz? Çeşitli farm yöntemleri var arkadaşlar ama biz genelde oyunumuzu oynayarak kasıyoruz. Çıktığında yani gereği yeteri kadar para çıktığında alıyoruz. Çıkamazsa satın alıyoruz. Taşlaş bunu da okuyamıyorum. Maşallah mı? Taşalak mı? Onu Öyle bir mu şey. diyor? Maşallah. Taşalak. Güç olarak hangi seviyededir? Çok yüksek seviyededir. Çünkü Agramar'ın kılıcı daşalak. Agramar'ın değil aslında. Sargeras'ın Ha kılıcının evet. yarısı. Öyle mi diyeyim yani? Ya da yarı iki parçaya ayrılıyor sanırım. Bu Değil Agramar'ın mi? olması. Artık reputasyon istemiyor Başkalak. Elite Racer için. Sadece ana questlerini yapmanız lazım. Ha bak güzelmiş. Dediğim gibi ben yaptığım için hiç hatırlamıyorum. Illidan'ı tekrar göreceğiz miyiz? Kesin. Net. Kesin. Ana questleri de az değil ama. İyi yani. Yani biz ona kendi aramızda taşakus diyoruz, taşaklas diyoruz, taşaklaş diyoruz. Bir sürü şey var yani. Hiç kasmıyoruz o pronouns konusunda kendimizi. Size de aynısını öneririm falan diye. Şimdi arkadaşlar suyum gelsin. Biraz suyumdan nem alayım. Hemen Truth Garden hikayesine geçeceğiz. Çok karışık çünkü. Sebebi iki tane var. Aslında Old Seeker'ın çok bir nasıl söyleyeyim şey yok ama Shield'ın çok derin hikayesi var diyelim. Biraz karışıyor orada hikaye. Hatta Murat'an iyi destekle beni burada. Goribal değil miydi Sargeras'ın kılıcı? Evet o kırılıyor işte.
bir parçası Agamar'ın eline geçiyor. Buraya kayıyor. Sargeras'taki Gorshalak oluyor. Agramat'a gidiyor Dashalak. Değil değil, tüm paketin ana hikayesi. Hatta şöyle söyleyeyim. İkisi birleştiğinde böyle kıyamet kopacak falan filan böyle şeyleri var yani. Efsaneleri var falan yani. Maşallah derken. Öyle söyleyeyim. Öyle bir rivayet var hani, efsane var. O zaman yok mu onları birleştirmemiz diye. Teşekkür tekrar. Cappar gibi nerede o? Oğlum benim. Tektaşak. Oo, bir şey daha geldi. Merhaba. Tamamlandı şu an. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş buldum. Abi, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İyi işte. Tam da aradaydık, iyi denk getirdin ha. Hah, iyi bari. Şey, Silver End'i anlattık, Trutgard'a geçiyorduk. Oh, hadi bakalım. Trutgard'da, ben az önce Murat'a da söyledim, nasıl istersin? Kamera ister misin yoksa sadece ses, nasıl istersen? Ses iyi ya. İyi, tamam. Sıkıntı yok. İyi akşamlar, iyi akşamlar arkadaşlar. Başlıyorum. Kar. Hadi bakalım. Harika. Heyecanlandın mı? Evet, çok heyecanlandım. Görkem Gence. öncelikle hocam hoş geldin. Maşallah hocam. O güzel saçlarınız ve o güzel gözleriniz. Hoş bulduk hocam. Günümüzü aydınlattınız. Evet. Sağ olun, var olun. O zaman müsaadenizle arkadaşlar, Trutgard'ın hikayesi geliyor. Şimdi Trutgard'ın hikayesi özetle pişmanlığa ve nasıl söyleyeyim, pişmanlıktan sonra doğruluğu aramakla başlıyor. Yani adı da oradan geliyor. Doğruluk koruyucu, tam Türkçe'ye çevirdiğin zaman. Trutgard'ı bir artefekt olarak, sadece kalkan olarak düşünmemiz lazım aslında. Ama tabii nasıl söyleyeyim, gameplay açısından bir de kılıca ihtiyacımız var. O da yemin arayıcı, yani Oath Seeker ya da işte borç, ne derler, gönül borcu, yemin gibi düşünebilirsiniz. Arayıcı anlamına geliyor ama dediğim gibi biraz daha böyle set itemlar ve sahibine geliş hikayesi tamamen nasıl söyleyeyim, pişmanlık ve doğruluğu aramakla başlıyor. Bu yayının tekrar YouTube'a gelecek tabii ki. Hikayesi Virkul'lara dayanıyor. Çünkü Trutgard'ın ne derler, sahibi bir Virkul ve yani şu anda oyunda gördüğünüz Virkul'lar gibi değil. Normalde az önce bahsettiğimiz hikayede işte yayının nasıl söyleyeyim, birleştirici noktaları Loken'in ihanetinden kaynaklanan o Curse of Flesh sayesinde ete kemiğe bürünmüş Virkul'lardan değil, bayağı ilk yapılan, ilk ortaya çıkan Virkul'lardan biri olan Ygrim'e ait. Ygrim'in hikayesi de yine o Curse of Flesh öncesindeki nasıl söyleyeyim, savaşlara dayanıyor. Ve bu savaşlar, hani tabiri caizse sagalar derler ama bizde de hani ne derler, işte efsanelere dayanıyor. Winterscorn'du yanlış hatırlamıyorsam, şuradan kopyamı çekiyorum hemen. Evet, Winterscorn kabilesi Earthen'lara, yani yine bir aslında Titan üretimi olan ama cüce, ki şimdiki cücelerin ataları olan Earthen'lara. Earthen'ları nasıl Türkçeleştirebiliriz? Taş cüceler. Toprağımsı. Toprağımsı. Yok, Earthen daha iyi. Earthen'lara açılan savaş da Winterscorn ağır bir şeyle giriyor ve savaşın ardı arkası kesilmiyor. Yani nasıl söyleyeyim, hani Yüzüklerin Efendisi'ne şey yapayım, kalkanlar kırılıyor, kılıçlar parçalanıyor falan. Savaş devam ediyor ve bunun belli bir yere varmadığını anlayan Ygrim, savaşın ortasındaki birkaç nasıl söyleyeyim, zor durumda kalan Earthen'ı kurtarıyor ve nasıl söyleyeyim, tabi caizse Tyr'e, yine Tyr'e geliyor hikaye, Tyr'e sığınıyor. Tyr adam ya, herkes ona garibanın yardımcısı. Ve Tyr'de, Tyr'e anlattığı şey oluyor. Hani savaşın bir sonu yok. Biz tamamen hani ne derler, işte Fatih için savaşıyoruz. Wow. Aynen hani wow. Yani Fetih Fatih'indir, yani fethedenildir gibi bir cümle kuruyor orada. Onun için savaşıyoruz ve bunda bir onur yok, doğruluk yok. Tamamen kan döküyoruz. Ben bundan çok pişmanım. Nasıl bundan kurtulurum? Nasıl beni bunu, yani bir şekilde beni Tyr yap, beni bir şey kurtar beni diyor. Tyr de ona şu cevabı veriyor. Ben senin elindeki kanı temizleyemem. Ancak
doğruluğuna, yoluna devam etmeni sağlayabilirim diyor ve elindeki kılıç ve kalkanı kendisine teslim ediyor ve Ygrim bu anlamda ömrünü doğruluk ve o Tire verdiği yemini tutma üzerine adıyor. Bu arada o işte Oathseeker dediğimizin ismi buradan çıkıyor. O yemine, Tire verdiği yeminden. Trutgard da doğruluğu aramasından. Yani nasıl söyleyeyim? Hani kendinden sonra bir successor bulacak ve o da gerçekten Tyr'in müridi olabilecek kadar iyi, doğru ve temiz kalpli birisi olacak. O zaman da görevimi tamamlamış olacağım diyecek. O zamana kadar da yani dünyayı gezecek ve Tire hizmet edecek. Tire'in koruduklarını koruyacak. Öyle söyleyeyim. Tamamen kendine Tire adıyor. Şimdi bu silahın özelliği az önce bahsettiğimiz hani o Disc of Nogranon'u alıp Tire'le birlikte güneye kaçan Titan Watcher'lar vardı ya. Evet. Iron Eye ve Arkidas. Arkidas. Arkidas değil mi? Evet. Arkidas dövüyor bu şeyi. Kalkanı. Kalkanı Arkidas'ın dövmesinden dolayı çok güçlü oluyor ve orada bir yanılma yaşayabilirim. Onu şuradan kopya çekebilir miyim bakayım. Orada çok güzel bir laf söylüyor çünkü. Diyor ki yani 3... Heh buldum. Az dediğim gibi 3 kere vuruyor. Yani ne derler? Anvil'e koyuyor. Aynen Earth. Çekicini evet. Kaldırıyor ve 3 tane ağır darbe indiriyor. Allahu ve Ekber. Gibi. Yahak gibi. Mesela. Gibi. Yahak diye vuruyor böyle herhalde. 3 kez. Nasıl söylüyorum? Allah'ın hakkı 3'tür. Gibi. Evet. Oradan geldi. Oradan yani 3 vuruşta şekillendiriyor ve burada şöyle söylüyor. İlk şeyle Rivers of Magma Spilled from the Icy Mountains. Hani hayır, ilk vuruşunda hani magma şeyleri dereleri, akarsuları, işte ırmakları buzlu dağlardan aktı. Wow. İlk vuruşunda. İkinci vuruşunda gök gürledi ve yıldırımlar cennetsi ateşler yaymaya başladı gibi bir efsane bir hareket oluyor. Üçüncü vurmasında da böyle bir gün ışığı yere iniyor ve kalkan üstünde saçılıyor gibi düşünün. Yani anlatabildim mi? Böyle üç kere vuruyor. İlkinde işte magma akıyor. İkincisinde yıldırımlar patlıyor ve üçüncüsünde de ışığın gücü patlıyor. Silahın ana güç kaynağı da buradan geliyor. Hocam nasıl bir artifek varmış biz protection'larda valla. Şimdi şeyi görebiliyor muyum bilmiyorum ama işte aslında içindeki o bir ara şey relik toplardık hatırlar mısınız bilmiyorum. Evet. Topladığımız reliklerin şekillerini de bunlara ithaf ediyorlar. Yani işte ışık light, oradaki magma iron hani demir şeyine, arcane'i de adını siz söyleyin yıldırımlara veriyor. Şimdi bunun şeyi nasıl söyleyeyim? Efsane kısmı buraya kadar. Efsaneden sonra devreye zaten biz oyuncular giriyoruz. Her zamanki gibi. Bir tane cüce çıkıyor geliyor. Adını yine unuttum. O az önceki mavi ejderha gibi çok hikayede etkin bir karakter değil. Diyor ki ben Lich King öldükten sonra hani şey Paladin Birliği'ne mensup birisi. Diyor ki Northrend'de kaldım ve hani Tyr hakkında araştırmalar yapmaya başladım. Ve böyle bir kalkanın hakkında efsaneler duydum. Kesinlikle diyor yani Legion'a karşı vereceğimiz savaşta bize yardımı dokunacaktır. Ama duyduğum şeyler diyor sadece efsanelerden ibaret diyor. Bu sırada az önce ne dedim ben? Ygrim diye bir karakter vardı ya Virkul olan. Virkul demişti ya hani savaşlar çok yanlış bir şey. İşte Earthen'lara karşı savaşmamamız lazım, durmamız lazım diyor. Ve kendi kabilesi tarafından da nasıl söyleyeyim? İhanet edilmiş olarak, yani ihanet eden kişi olarak kabul ediliyor. Yani betrayer sayılıyor ve gördüğü yerde hani kabilesi diyor ki gördüğünüz yerde indirin diyor. Ygrim de şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bu kalkanı elimden düşürün. Tamam diyor siz haklısınız diyor. Ama diyor düşüremezseniz ne olur susun ve beni dinleyin diyor. Ve gerçekten de öyle oluyor. Kimse bu kalkanı Ygrim'in elinden alamıyor. Ve Winterscorn kabilesi diyeyim yani Virkul kabilesi de savaşa son veriyor. Ve Earthen'lar Virkul'ların arasındaki bu
bahsettiğim bu savaş. Bu şekilde sona eriyor ve Ygrim dünyayı ufak ufak gezmeye başlıyor. Ve bugünkü Broken Isle'daki Stormheim'a kadar geliyor ve Stormheim'da kendisine bir artık ne dedim, oturgah, taht odası. Ya çünkü taht odası gibi değil. Çünkü kendisi aslında Tomb of the Watch, yani Kings diye geçiyor ama bir yani kabile lideri ama kral değil diye biliyorum. Hatam olabilir. Neyse. Ya bu oyunda canı sıkılan kendine kral diyor. O da kral demiştir. Ha, olabilir. Dediğim gibi bir taht odası yaptırıyor ve bir mezar şeklinde oluyor bu. Diyor ki buraya zaten girebilen, benim odama girebilen yeteri kadar hak ediyordur olayı. Bir de beni yenerse bu güçlü kalkanın sahibi olacaktır diyor. Şimdi bizde Legion tehlikesi o kadar büyük ki buna gerçekten ihtiyacımız var diyoruz. Ve çıkıyoruz yola. Ama yola çıkıyoruz, dediğim gibi nerede olduğunu, ne olduğunu bilmiyoruz. Öncelikle yolda bir tane Tauren arkadaşla, yanlış hatırlamıyorsam Priest'ti. Buna karşı daha önce savaşmış ve kalkanı almaya hak etti, yani kalkanı almaya hak edememiş bir Virkul'un mezarına gidiyoruz ve onu kaldırıyoruz, ruhunu. Ve yani Ygrim hakkındaki hikayeyi öğreniyoruz. İşte daha sonra diyor ki tamam şurada gidin alın yiyorsa falan gibi. Gidiyoruz zaten, gördüğümüz manzarada hani beklediğimiz gibi mezar korunuyor ve yani inanılmaz bir koruma var. Sadece hani Virkul ruhları değil, canlı Virkullar da adını siz söyleyin mezarı korumakta. Hatta ilk daha kapıdan girmeden o sırada nasıl söyleyeyim, o hani gameplay açısından bize yardım edecek bir healer da dahil oluyor. Çünkü biz tank spekteyiz. O healer dahil olduktan sonra ilk önce mezarın dış cephe koruyucusu diyeyim. Yani mezarın içine girmeden önce bir koruyucuyla karşılaşıyoruz. Böyle bayağı Stormheim'daki ejderhaları hatırlarsanız. Böyle kırmızılı evet. Bir ejderha vardı. Evet. O ejderhanın tepesinde iniyor. Buraya giremezsiniz diyor. Biz tabii başarılı bir şekilde onu da elimine ediyoruz. Ve gerçekten böyle Tetris oynar gibi, Atari oynar gibi bir parkurdan geçiyoruz. Bu sırada mezar koruyucularıyla yine karşılaşıyoruz. Ve mezara geldiğimizde mezar taşının, yani kapının açma tuşu diyeyim, açma rününde şöyle bir şey yazıyor. Diyor ki zaten yani bir şey yok. Hani kapının kilidi açık. Hak edebiliyorsan girersin içeri diyor. Ve kapıyı açmaya kalktığımızda da inanılmaz bir ışık gücü üzerimize saldırıyor. Aslında bu senin kalbinin yeteri kadar temiz olup olmadığını test etmek için yapılmış bir mekanizma. Yani aslında seni öldürmek için yapılmış bir şey değil. Ve işte çeşitli, nasıl söyleyeyim, işte defansif skill'lerinizi basıyorsunuz. O sırada yanınızdaki healer size heal atıyor ve kapı açılıyor. Kapı açılınca Ygrim'in kendisiyle karşılaşıyorsunuz ve kendisi doğruluk arayıcı olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bunca yıldır nadir Curse of Flesh'e yakalanmamış Virkullardan bir tanesi olarak görüyoruz. Artık mezarın içinde durduğundan mı, yoksa elindeki kalkanın işte Tyr tarafından verilmesinden mi, ya da Arkidas tarafından dövülmesinden mi bilmiyoruz ama gerçekten paladin değilseniz eğer gidin yapın. Oyun içi grafikleri zaten güzel, kalkanın o Ygrim karakterinin de çizimi çok güzel. Yani bundan dolayı tavsiye ediyorum. En azından mesela human oynayan birisi, Alliance tarafında human oynayan birisi mutlaka yani görmeli yani. İnsanların geçmişine dair inanılmaz bir hikaye var. Bu sırada biz tabii hop ne yapıyorsun birader, hadi bakayım yiyorsa benimle dövüş diyor. Amca iniyor sahneden, tahtından kalkıyor ve yanında bir tane de hoş geldin. Ne diyeyim, dişi Virkul var, ona yardımcı oluyor. İşte kendisini arada işte buz kalıbına sokuyor Ygrim falan, orada işte buza yapıyor odayı falan. Her türlü badireyi atlatıyoruz ve bilmiyorum hepinizde oldu muydu, ben bugün araştırırken bir teyitledim şeyde Gamepedia'da, şeyde de dikkatimi çekmişti, yani böyle beynimde yer etmiş. Kısaydın ama beni yendin, helal olsun falan filan diye. Evet evet öyle diyor yani. Değil mi? Boyuna bakmadan. Değil mi? Şey diyor yani, böyle Tauren yani. Tauren bile olsan bunu diyor o galiba. Aynen, çünkü kendisinden kısasın. Tauren de olsan, evet, şey evet. De olsan, troll de olsan. Evet. Şey diyor aynen, kısa birisiydin ama beni yendin. Al baba, hak ettin diyor. Ve tahtına oturuyor. Tamam diyor, doğruluğun yolunu buldum diyor. Hani oradaki inanç şu. Tyr'in doğru yoluna benden başka inanan insanlar da var. Hani ya canlılar da var.
ve bu canlılar bu kalkanı taşımayı hak ediyor diyor ve size kalkanı teslim ediyor arkadaşlar. Ve Legion'ın istilasına, Legion'ın tehlikesine karşı sözde kalkanı kullanmaya başlıyoruz ve yaşa canım, gayet özde de kullanıyoruz. Hayır hayır, sözde Legion tehlikesi diyeyim hani. Ya bir de şey komiğime gidiyor benim bu şimdi, alakasız gibi ama bu artifact questlerinde bak dünya yanıyor çevrende, o oluyor bu oluyor, hala diyor ki işte sen layıksan vereceğim, yok öbür türlü vermeyeceğim, yanalım yani, neyi kafasındasınız abi yani. Ama şöyle düşün, çevrende layık değilsen düşmana kaptırabilirsin. Evet ya. Ama aklıma şey de geldi, bu Feast of Raden görevi vardı şamanlar için. Hı hı. Onu örnek vermedim abi, orada işte Zuen'le beraber Temple'a falan gidiyorsunuz Fist'i almak için. Lee Stormsword'la Chen'le falan dövüşüyorsunuz. O sırada Legion saldırıyor, tamam mı, böyle Demon'lar saldırıyor. Abi her taraf yanıyor, şey oluyor, Chen böyle bir tane fıçının içine girip oraya buraya koşuyor yani. Siz neyi kafasını yaşıyorsunuz, her taraf yanıyor. Hala uğraştığınız şeylere bakın, komikti ya böyle şeyler. Legion'daki bazı görevlerde. Her zamanki işte WoW esprisi ya. Evet ya, komik geliyor öyle bazı, eğlenceli oyun geliyor yani. Kasten yapılmış şeyler yani. Neyse, Truth Guard da böyle. Aynen yani, sonra arkadaşlar, Truth Guard'ın tam hikayesi bu şekilde. Dediğim gibi ben yine bir Jörn yaktım. Sorular varsa hani bir ara niteliğinde 2 dakika suyumu içerim. Silverhand'le ilgili de sorularınızı alalım. Hani şu ana kadarki merak ettiklerinizi. Daha sonra Ashbringer'a geçeceğiz. Ashbringer'a artık nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Ashbringer'ın bize geçecek. Emin değilim yani. Ama yani Ashbringer en çok bilinen olsa da bence şu yayında anladıkları şey, insanların bu ikisinin de hikayeleri gayet güzel yani. Yo, başarılı, bayağı başarılı. Hatta kalkanı çok iyiymiş. Ben onu söyleyeyim. Evet. Yani hani şey... mesela Legion duyurulduğunda herkes işte Doomhammer'la Ashbringer'a hani sulanmıştı diyeyim artık, ama sonra baktık ki bir sürü diğer artifact'lerin çok büyük kısmının da gayet güzel hikayeleri varmış. Tabii canım. Hatta bazılarının quest'i ortak, onlar böyle şey hepsine farklı farklı kitabına uydurmuşlar. Evet, mesela Zalatat'a aldığınız yerle mesela Utkun'un anlattığı Sliverend'e aldığınız yer aynı mesela. Evet, aynı. Evet. Hatta bir tane Arms Warrior adı neydi? Kings of Blade of Kings miydi? Kings of Blade miydi? Yok. Öyle bir adı vardı. Şu an hatırlayamadım ama öyle bir adı vardı. Şey, Arms Warrior'ın Thoradin'di. Yanlış hatırlamıyorsam. Thoradin, evet. Son insan, Virkul insansı Virkul kralı. Thoradin'in şeyi. Virkullardan geliyoruz. Onlar bizim atalarımız. Arator krallığının şeyi. Virkullar bizim atalarımız. Yani dünyaya uyarlarsan, günümüz dünyasına uyarlarsan Warcraft lore'unu, evet. Virkullar bizim atalarımız oluyor. Çok da güzeller. Bir şey soracağım. Paladinlere kıyak geçmişler. O ne güzel bir oldu öyle ya. Ya abi, gerçekten olsun o kadar. Paladin işte. Hayır, bir şey söyleyeyim mi? Şöyle şey, aristokratizm akıyor oradan. Böyle oluk oluk. Neyse, evet. Priestlerin de güzeldi. Warlockların da tam olması gerektiği. Çok güzeldi ya. Çoğu. Çok klasik siyahatını çoğu veriyordu yani. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Dead Knight Forever'dı ya. Aşkım, o bu kadar yani, aristokrat yıllardır biliyorsun ama yani, ya. Onun da gördüğün, öyle bir olayı var. Özür dilerim. 16, yani ne? Yerim aristokratını uçan nekropolise biniyorum ya. Daha var mı ya bunun? Evet. Diyorum ki Osman bizi ışınla zzzz diye Broken Isles'dayım. Zzzz diye bak, hop buradayım. Nasıl da buradayım? İstediğim yere gidiyorum. Mage'ıma. Hı? Esas ne abi? Esas olay aradığın mage'deymiş senin o zaman diyorum. Ya ha, portal olarak eyvallah da yok yani, nekropolis olayı bende çok zaman, ayrı. Çünkü o Ziggurat'tan nekropolisler falan Warcraft 3'ten abi, geliyor ya. Warrior'lar Halls of Valor'da kalıyor abi. Onu ne yapacaksın? Ha aynen. O acayip. Adamlar Valhalla'da geziyor. Evet. De literal anladım. Bayağı yukarı falan fırlıyorduk yani. O dilin oraya. Sorunuz var mı? Hiç dünyaya da leap atarak iniyorduk ya. Evet. Vallahi doğru konsey kadar keyif. Abi cidden ben yine Legion özledim. Yapmayın böyle ya. O zaman Lord Konsey kadar keyifli gidiyorsa aramıza son verelim ve Ashbringer'a başlayalım. Haydi. Nedense Ashbringer daha popüler. Mesela ben hiç bu silahların hiçbirisini bilmiyordum. Ashbringer'ı biliyordum.
Acaba o zaman neye daha popüler? Cümleye, cümleye onunla gireyim Eda. Ashbringer'ın hikayesi diğer... Aslında Natrevin'le de alakalı. Aynen de hani demek istediğim oyunda daha eskiden beri var. Evet. Yani biz Tyr'in eliyle ya da bu doğruluğun kalkanıyla Legion'la karşılaşıyoruz ama Ashbringer'la Vanilla'da karşılaşıyoruz. Ve Ashbringer'ın hikayesi nasıl söyleyeyim? Şimdi şöyle düşün, günümüz dünyasını yine uyarlayalım. Yazılı tarih var, bir de hani anlatıla gelen tarih var. Aha. Diğer iki silahın tarihi aslında anlatıla gelen tarih. Hani hep de bu Libram of Kings'te de şeyi görebilirsiniz. Kadim Kralı kütüphanesi diyeyim buna. Orada da hep bahseder işte yazmalarda yazılan, efsanelerde geçen, işte yazıtlarda bulunan falan filan gibi der. Ama Ashbringer'ın hikayesi hani yazılı tarihte geçer. World of Warcraft'ta. Ve normal bizim Curse of Flesh yemiş insanların döneminde başlar hikayesi. Hikayesi de şurada başlıyor. İkinci savaşta biliyorsun Alonsos Fall Paladinler birliğini kuruyor ve orkların üzerine müthiş bir saldırı gücüyle saldırıyorlar. Blackrock Mount'una kadar püskürtüyorlar ve Alexandros Morgraine isimli bir paladin ki artık adını çürütmüşüzdür buralarda. Shadowlands'te de kendisini göreceğiz. Şeyde eğer Maldraxxus oynarsanız bu arada onu da söyleyeyim. Bir Orc Warlock'tan bir orc buluyor. Ve bu diyor ki yani inanılmaz o aman tanrım o zaman tabii işte Void nedir işte şey nedir falan hani bilinmiyor şeyde dünya üzerinde o kadar hani insanlar tarafından onu öyle söyleyeyim. Bunu diyor ki aman Allah'ım nasıl şeytani bir şey bu. Bu kesin güçlü bir şeydir diyor böyle değil mi böyle? Bu kesin güçlü bir şeydir diyor buna bakıyor. Hayır güçlü bir şeyden ziyade şey diyor hani bunu cleanse'lememiz lazım. Evet, temizlememiz lazım. Temizlememiz lazım içinden şey ne abi? Bundan kötülük yayılıyor. Ha, aynen içinden kötülük fışkırıyor falan. Kötülük kavanozu, Pandora'nın kutusu aman Allah'ım falan diyorlar. Bu sırada tabii savaş insanların yani Alliance'ın zaferiyle sonuçlanıyor. Bu ara Lordaeron Alliance'ı. Tekrar nasıl söyleyeyim evli evine köylü köyüne çekiliyor. Alexandros Morgraine de bunu getiriyor paladin arkadaşlarına. İşte ya birader bu ne ya falan. Falan böyle bir şey falan derken işte üstüne kül atıyor yanıyor falan her şey işte. Bakıyorlar falan. İnanılmaz güçlü bir şey. Ve buna başlıyorlar ışığı basmaya. Işığı basıyorlar, 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 basıyorlar ama öyle bir güç ki bu, öyle bir karanlık void gücü ki bu basılan her ışık büyüsünü sönümlüyor. Yani o karanlığını korumaya devam ediyor sürekli olarak. Ve bu ritüel sürekli olarak devam ediyor ama durmak yok. Basıyorlar, basıyorlar, basıyorlar ve öyle bir noktaya geliyor ki bu bir anda ışık patlamasıyla parlamaya başlıyor. Ve tamam diyor evet güzel bir artifact elde ettik. Müthiş bir şey bu. Çok güzel ya kafaları. Evet bu bize lazım olur diyorlar ve işte palantir gibi ceplerine koyuyorlar bir şekilde sarıyorlar. Kumaşa koyuyorlar rafa kaldırıyorlar derken Scourge saldırısı başlıyor. Ve hani Scourge'ün mensup yani Scourge'e mensup ölülerin. Bundan etkilendiğini görüyorlar. Ve bunun karşında da gidip hani diyorlar ki bundan bir silah yapalım. En iyi silah yapıcıları kim? Cüceler. Hemen diyorlar ki Ironforge'a yallah. Scourge Savaşı'nın ortasında. Üçüncü savaş bu arada bahsettiğimiz şey. Üçüncü savaşın ortasında yallah Ironforge'a koşa koşa gidiyorlar. Magni değil mi? Yanılmıyorsam Magni. Evet Magni. Bu silahı dövüyor ve şu anki bu gördüğünüz görüntüsüne kavuşturuyor ve adı... Heh. Buyur abi. Onu ekleye. Görkem onu hatırlar. Magni yaşadığı bir kayıptan dolayı onu ayrı bir acıyla dövüyordu galiba. Değil mi? Evet öyle. Tabii hatta şey işte gözyaşı falan döküyor üstüne. Kaçırıyor. Ölüyor mu? Öyle bir şeyler oluyor. Evet. Yaşadığı eşi galiba. Eşi olabilir. O yüzden ayrı bir acıyla dövüyor onu. O da bir aynen. Detay. Şey dediğin doğru. Şöyle oradaki küçük not, dipnot düşeyim. Şöyle gözyaşı döküyor derler üstüne. Evet, evet. Öyle öyle bir sagası vardı bunun da öyle söyleyeyim. Onun da böyle bir efsanesi var. Ashbringer adını ise 3. savaştaki namından kazanıyor ama. Hani tamam biz bunu dövdük. Güzel keskin bir kılıç oldu. Ucu falan Ashbringer olsun demiyorlar. Olay şu. O kadar fazla ışık basıyorlar ki o artifekte. Magni diye. Magnum.
Muradin olmasın dedi. Şey ya, Muradin için ağlıyormuş bu arada. Ha eyvallah eyvallah. Muradin olmasın, tamam doğru. Magni infused the full weight of his rage. Sword of the Ashbringer's Forging. Weapon devastation told. Ha aynen. It was the dark time he grieved over his recent loss. Muradin bu arada dur. Çok güzel. Mustafa abi çok teşekkür ediyoruz. Hatırladım. Muradin'i kaybettiğini Muradin'i kaybettiler. Şöyle Arthas öldürdü diye düşünülüyordu ya. Çünkü Arthas evet. Hani bir koyuyordu, yere yolluyordu takipçileri yanındakilerde. Diyordu Muradin öldü diye haber getiriyorlardı. Frostmourne ilk aldığı anda. Evet Frostmourne ilk anda. Teşekkür ediyoruz Mustafa abi. İşte izleyici, yayıncı, lore dayanışması. Böyle bir şey. Mal gibi ben de kopya çekmedim burada. Önünde Libram'ın önünde duruyor üstelik. Evet. Velhasılı Kelham arkadaşlar silah dövülüyor ve ortaya çıkıyor. Scourge'e karşı kullanılmaya başlıyor. Ve bir şey fark ediyorlar. Silah inanılmaz güçlü. Dokunduğu an dedi küle çeviriyor. Yani kestiği an dedi küle dönüşüyor. Ve kül getiren adı Ashbringer buradan geliyor. Diyelim. Şimdi silahın hikayesi inanılmaz karmaşık ve inanılmaz da entrikalı dönüyor. Dediğim gibi ben dilim döndüğünce anlatayım, eksiklerim olduğunda Görkem hocamla Muratan kardeşim müdahalesini yapsın. Savaş öyle bir hal alıyor ki Stratholm'un önüne kadar geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Ve Stratholm'un önünde tabiri caizse böyle undead ölülerinden bir tepe oluşmaya başlıyor. Evet. Ve yani Alexandros Mogrin savaşını bitmek tükenmeden devam ettiriyor. Ancak nasıl söyleyeyim, hesapta olmayan bir karakter var. Yanlış hatırlamıyorsam Balnazar. Evet. Büyük oğlu adı neydi? Renault diye isim geliyor da Renault. Renault. Ha. Renault. Ha? Muratan. Kimden geliyor klavye sesi? Muratan'dan, klavye değil. Mikrofon mu yalıyorsun? Muratan. Neyse. Renault Mograine arkadaşlar Balnazar tarafından yozlaştırılıyor zihni. Ve babasına ihanet etmesi için kandırılıyor. Aslında o da... Abisi yüzünden. Kardeşi yüzünden aslında o da. Ya o kıskançlık muhabbeti ayrı. Ama dediğim gibi o hikaye, yani Mograine kardeşlerinin hikayesini detaylamasına daha sonra gireriz. Hatta arkadaşlar YouTube'da Darren Mograine'in hikayesini, küçük kardeşin, Renault büyük kardeş bu arada, hikayesine girdik. Neyse. Ha, Alexandros olan işte şey. Baba. Renault Mograine babası tam böyle yorgunluktan diz çökmüş bir şekilde dururken Ashbringer'ı alıyor ve babasını sırtından bıçaklıyor. Evet. Ve bu ihanetten kaynaklı yani insanlığın içindeki iyilik yozlaşabileceğinden dolayı bu silah zaten biliyorsunuz Void, yani nasıl söyleyeyim, kötücül bir artifekten oluşturulmuştu ta en başından. Hemen nasıl söyleyeyim, formunu değiştiriyor ve yozlaşıyor. O sırada da Alexandros Mograine Kel'Thuzad tarafından kaldırılıyor. Ve Naxxramas da mahşerin dört atlısından birisi olarak oluyor. Şimdi Renault Mograine hikayesine girmeyeceğim. Ashbringer nezdinde devam edeceğim. Kardeşler arasında, çünkü diğeri Darren Mograine. Darren Mograine Dead Knight'lar çok iyi tanıdık. Orada bir retcon da var zaten. Şeyde Lich King zamanı, Wrath of the Lich King zamanı oradaki hikaye değişti. Şey değişince, Naxxramas değişince o da değişti. Ha, evet. Tabii ama orada mesela retconu şöyle düzelttiler. Hatırlarsan Alexandros Mograine yoktu dört atlıda. Evet. Ha, yani aynen. Onu tamamen çıkarıp Corrupted'ı olaydan çıkardılar. Aynen diye. Ve güya şey yaptılar işte. Aynı Naxxramas aslında hani oraya taşındı. Biliyorsunuz normalde Naxxramas'ın yeri Stratholm'un üstünde. Evet. Wrath of the Lich King'deki Naxxramas şeyde Dragonblight'taydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Ve şu an Corrupted Ashbringer'ı da oyunun içinde bulamıyoruz, değil mi? Evet. Corrupted Ashbringer klasik zamanı düşüyordu. Çok ses benden mi geliyor? Bilmiyorum, bir yerden gibi bir ses gibi var ama. Orada bir ses geliyor ama. Dur, şimdi kapan. Dur. Şimdi geliyor. Muratan senden geliyor. Olsun.
Velhasıl devam ediyorum. Küçük kardeş diyeyim. Alexandros Mogre'nin küçük oğlu bir ant içiyor ve babasını kurtaracağını söylüyor. Oradaki çok hüzünlü bir hikaye var. İtliğine evet. Girmeyeceğim. Lütfen Daeryn Mograine'i anlattığımız bölümde anlatın. Kel'Thuzad adlı Daeryn Mograine arasında dönen bir muhabbet var. Şimdi kimi seviyorsun tarzında. Aslında bahsetmiş de oldum ama rica ediyorum izleyin. Ve Daeryn Mograine bir baskın düzenliyor. Babasını yani tabiri caizse Scourge'dan kurtarıyor ama öldürüyor. Ve Ashbringer'ı da babasının Yadigar silahını da alıyor ama yozlaşmış bir şekilde ele geçirebiliyor. Ve geri çekiliyor. Bir paladin olarak, bir savaşçı olarak diyeyim. Tam paladin değil çünkü. Onu da şimdi anlatacağım. Bir savaşçı olarak adını siz söyleyin. Ashbringer'a, Corrupted Ashbringer, yozlaşmış Ashbringer'a sahip birisi olarak geri çekiliyor. Bu arada Scourge'a olan savaş devam etmekte. Paladinler hani ışığın son umudu olan kiliseye çekilmiş durumda, Lightshope Chapel'de. Oraya kadar çekiliyorlar. Kel'Thuzad bütün gücüyle saldırıyor. Ashbringer Corrupted olmasına rağmen hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Daeryn Mograine'in de ama Daeryn Mograine de babası gibi çok fazla dayanamıyor. Ve tam yıkılacakken aslında o da bir güç patlaması yaşıyor. Etrafındaki birçok Undead'i öldürmesine rağmen savaşın seyrini etkilemeyecek bir kayıp veriyor Scourge ordusuna ve o da Kel'Thuzad'a yenik düşüyor. Kel'Thuzad'a yenik düşmek nedir tabii ki? Lich King'e bağlanmaktır. Daeryn Mograine çok güçlü bir karakter olduğu için Kel'Thuzad ağzı sulana sulana onu bir Death Knight olarak kaldırıyor ve Lich King'e bağlıyor. O günden itibaren Corrupted Ashbringer ile Daeryn Mograine nasıl söyleyeyim, Lich King'e hizmet eden bir karakter haline geliyor. Ta ki Wrath of the Lich King'e kadar. Wrath of the Lich King'de ise Ashbringer şöyle çıkıyor karşımıza. Yine biz Lich King'e, yani Death Knight açmış bir karakter olarak söyleyeyim. Lich King'e hizmet eder şekilde başlıyoruz. Orada bir takım paladin şehirlerini bu ara... Niye? Hardcore olması lazım. Yok yok, düşmedi, içeriden bir ses geldi, özür dilerim. Aynen. Senin söylediğin gibi şöyle söyleyeyim. Western Plaguelands'ta sanırım onun kıyı şeridinden başlayan bir istilayla Lightshope Chapel'e, daha önce Kel'Thuzad'ın düşüremediği kale olan kiliseye Lich King tarafından tekrar bir baskın ve savaş düzenleniyor. Tabii eskisi kadar böyle yoğun hızlı bir şekilde değil, daha ağır başlı giden bir savaş var. Burada da Daeryn Mograine komutasında bizler saldıracağız. Yani Death Knight karakterler. Ve burada bir takım hadiseler yaşanıyor. Tekrardan özür diliyorum arkadaşlar. Orası hani Death Knight ve Tyrion'un nezdinde geçen bir hikaye. O YouTube videosunda onun da detaylarını bulabilirsiniz. Hatta ve hatta oyun içi sahnede, kesilmiş sahnedeki şeyleri, alt yazıları Türkçeleştirip sizlere sunmuştuk. Çok evet, güzel bir lore var orada. Evet. Ve Lich King bizzat çıkıp geliyor ve nasıl söyleyeyim, Kel'Thuzad'ın tamamlamak istediği şeyi tamamlamak istiyor ancak göz ardı ettiği bazı şeyler var. Nedir orası? Bulunduğu topraklar kutsal topraklar diye geçiyor ve yani herkesin sevdiği, ışığını adadığı, kendini adadığı bir yer burası ve yani Lich King de olsan o kadar kolay değil bir kutsal toprağın üstünde paladine diz çöktürmek diyeyim. Ve Ashbringer'ın içindeki Alexandros Mograine'in ruhu çıka geliyor. Daeryn Mograine'i Lich King'in nasıl söyleyeyim, esaretinden kurtarıyor. Ve Daeryn Mograine diyor ki tamam, ben bir gün insanlığa çok güzel bir şekilde hizmet edeceğim gibi bir laf yapıyor ama o gün bugün değil diyor. Ve Corrupted Ashbringer'ı Tyrion'a doğru sallıyor. Tyrion da şöyle söyleyeyim, ben bunu çok seferlerde söylerim, her yayında söylerim. Benim için tek bir paladin vardır, ne Uther'dir ne başkasıdır, Tyrion'dır diye. Tyrion Fordring. Evet, Tyrion Fordring'dir diye. Ve adına yakışır bir şekilde Tyrion Ashbringer'ı eline alır almaz, Ashbringer eski kudretine kavuşuyor ve tekrar bu görüntüsüne sahip oluyor ve ışıklar saçmaya başlıyor ve Lich King'e karşı koyabiliyor. Tabii Lich King'i oracıkta öldüremiyor, o kadar da değil diyor ve Lich King orada
Tyrion'a şöyle bir laf ediyor. Bir dahaki karşılaşmamız kutsal toprakların üstünde olmayacak kardeşim diyor. Ve lürlüyor. Orada da Tyrion şöyle bir yemin ediyor. İşte bütün paladin güçleri olarak, bütün insanlık olarak, bütün savaşçılar olarak toplanacağız. İşte ananın yine Lich King bekle bizi diyor. Ve Northrend'de olan ne derler? Akını başlatmış oluyor orada. Yani resmi olarak Lich King'e olan akın bu şekilde başlıyor. Ve Ashbringer'ın hikayesi de Tyrion Fordring'le birlikte kuzeye, yani Northrend'e taşınıyor. Burada tabii Tyrion'la çeşitli görevler yapıyorsunuz. Ashbringer nezdinde herhangi bir detay yok aslında. Ashbringer'ı Lich King'le karşılaştığımız zaman Tyrion'ın sırtında görüyoruz. Hatta ilk Ice Crown'ın tepesine çıktığınızda Lich King'den önce sizi sırtında Ashbringer'la Tyrion karşılıyor. Hani gerçekten tabiri caizse Ice Crown'ı Lich King'i dövmeye gittiğinizde ilk gördüğünüz şey Ashbringer oluyor. ve Tyrion'la konuşuyorsunuz, fight'ı başlatıyorsunuz. Lich King tabii ki öyle kolay lokma değil. Size mi yenileceğim lan sümükler diyor. Kılıcını yere vuruyor ve o oracıkta hepimizi aslında öldürüyor. Ve orada aslında çok tüyler ürpertici bir sahneydi benim için ama sağ olsun Invincible'ı deneye deneye artık oradaki şey duygumu da yitirdim ama hala böyle susar dinlerim onu nasıl olacak, oraya gittiğimde. Orada böyle bir ses şeyi kısılır, etraftaki ambiyans sesi kısılır ve o buzun içinde Tyrion'un duasını duyarsınız. Yani dua diyorum çünkü dua ediyor gerçekten. Ve evet, ışık, evet. Işıktan bir yardım dileniyor ve bir yani rivayete göre diyeyim, o ışıktan yardım Ashbringer şeyiyle geliyor ona, iniyor. Yani aynen, sayesinde ve o etrafındaki buz kalıbını kırıyor ve tek hamlede Lich King'in üzerine saldırıp Frostmourne'u parçalara ayırıyor. Ya bu ara Frostmourne'u hiç girmeyeceğim. Dediğim gibi Frostmourne'da çok ayrı bir olay. Yani Frostmourne öyle parçalara ayrılıyorum ama yani büyük bir olay. Gerçekten World of Warcraft demiyorum. Warcraft hikayesinde inanılmaz şeylere yol açan, inanılmaz hikayeler yaratan ve neredeyse hikayenin büyük bir çoğunluğu, %50'si falan diyebilirim. Bu ve yani bu kılıç ve etrafındaki hikayede dönen bir silah, öyle bir silah. Öyle bir silahı, evet. Bu silah ikiye ayırıyor, parçalara ayırıyor ve içindeki ruhlar serbest kalıyor arkadaşlar. Ve Ashbringer burada gücünü tekrardan ortaya koymuş oluyor. Yani bunun hatta kıyasını şöyle verelim. Maw'da dövülmüş bir weapon'ı yok ediyor Ashbringer. Evet. Hani şimdi orada da çeşitli şeyler var. Hem Reddit'te dönen hem yorumlarda dönen. Aslında oradaki güç ışığın gücü değil, Void'in gücü diyenler var. İşte oradaki güç aslında hani gücünü bahşedenlerin umutları, ailelerin olan sevgileri falan diyenler var. Tabii yorum sizin, takdir sizin ama Ashbringer bunu başarabilmiş bir silah. Evet. Ama Ashbringer'ın hikayesi tabii burada bitmiyor. Tyrion Fordring ile devam ediyor. Tyrion Fordring her paladin gibi diyeyim, Legion'a olan şeyde nasıl söyleyeyim, direnişte bize dahil oluyor ve kendisi ön saflarda yer alıyor. Ancak ne yazıktır ki gereğinden fazla ön saflarda yer alıyor ve bazı bireysel atılımlar gerçekleştiriyor ve Gul'dan tarafından yakalanıyor. Gul'dan tarafından yakalandıktan sonra da nasıl söyleyeyim, Krasus'tu değil mi o yaratık? Krasus, evet. Krasus'un oradan boss olan şeyde neydi, Nighthold'da. Nighthold'da. O hani beline kadar çıkıyor ya sudan, o işte. Evet. Krasus'un fel üflemesi, fel gücü tarafından Tyrion Fordring burada öldürülüyor ve yani basit tabirle Ashbringer kötü ellere geçiyor ve bizler de Retribution Paladinler olarak Legion'a karşı koymaktaki ilk görevimiz Ashbringer'ı hani düşman saflarından alıp Legion'a karşı kullanmak oluyor ve çeşitli görev zincirleriyle Legion başı da olay değil mi? Evet, Legion başında gerçekleşiyor. Ashbringer'ı nasıl söyleyeyim, ait olduğu yere, yani biz karakterlerin eline getiriyoruz ve kurtarıyoruz. Ve o gün bugündür Ashbringer tekrar yozlaşmadan ışığını saçarak devam ediyor. Şimdi
özetle Ash Bringer'ın hikayesi de bu şekilde. Aslında çok da özet yapamamış olabilirim belki. Dağıtmış da olabilirim konuyu. Özür dilerim ama 3 silahın da hikayesi şu şekilde bitecek. Biliyorsunuz Legion'ın sonunda Sargeras hapsedilecek şeye, Pantheon'a ve Illidan diyecek ki gel bakalım baba. Gel. Gel otur bakalım. Sen bir otur bakalım bir diyecek. Bir sakin ol artık, bir konuşalım diyecek böyle. Tam onu diyeceği sırada da arkadaşlar Sargeras işte o kimseye yar etmem diyor zor değil mi? Aynen o az önce neydi? Taşalaş'ın diğer yarısını. Taşalaş'ın diğer yarısını Azeroth'a saplıyor. Artık o Taşalak değil ama. O şey Agramar kılıcı o. Hayır Taşalaş'ın diğer yarısı diyorum. Gorsalaş mı ne? Gorsalak aynen. Diğer yarısını işte laps diye saplıyor böyle. Affedersiniz ama çay bardağında da çay kaşığı unutulmuş gibi duruyor şu anda Azeroth. Ne olacak onu da bilmiyoruz. Hiç kimsenin umurunda değil. Ama bunun etkisi tabii büyük oluyor. Azeroth çeşitli yerlerinden kanamaya başlıyor. Ve bu kanamanın durdurulması silahın etkisinin yani Azeroth'a saplanmış silahın etkisinin azaltılması için bütün artifact silahlar, bütün bu efsanevi yapımlar, efsanevi kalkan, kılıç, asa, bıçak, aklınıza ne geliyorsa bunlar için feda ediliyor ve burada kullanılıyor. Dediğim gibi bu bence çok retcon yemeye müsait bir muhabbet. Çünkü mesela Zalatat o niye gitmedi gibi ya da Ash Bringer'ın hikayesi burada Zalatat bitti mi? Zalatat kaybolmuştu ve biz onu geri bulduğumuzda bize trip atıyor. Sen beni harcamıştın diyor yani. Trip atıyor bize resmen. Aynen. Hatta o sayede Zalatat serbest kalıyor işte. Tyrion, Uther, Trallion hangisi döver? Tyrion net döver. Gerçekten arkadaşlar şu saydığınız 3 isimden sadece Tyrion gerçek paladin. Diğerleri ışığın gücünü iyi şekilde kullanabilen warrior'lar. Şimdi... Ama Trallion'un hikaye gelişiminde Trallion bütün kitap boyunca inanmayıp bir anda aydınlanma geliyor ona. Ve gerçek bir yobana dönüşüyor. Onu da söyleyelim light anlamında. Hayır o senin bahsettiğin işte şeyde. İkinci savaşta. Tyrion. Evet. İkinci savaşın sonu hatta. Ama artık Legion nasıl bir etkisi varsa hiç öyle görmedik yani. Bir şeyi de söyleyeyim. Trallion ağır yobazdır. Onu da söyleyelim zavallı, yani. Çok yobazlı karakter. Evet. Zavallı. Çünkü şey böyle uzun süre inkar ettiği için bir anda aydınlanma geliyor ya. Yobazlaşıyor. Şu anda yobaz bir karakter Trallion. Dikkat edin o yani. Şey, sindirmeden yobazlaşıyor. Evet. Evet. Ama ben dediğim gibi hani o kadar hani kötülemeyeyim. Evet ama ben hala Tyrion'cıyımdır. Kötülemeyeyim Trallion'u. Orada Legion etkisi de mevcut olabilir arkadaşlar. Legion'ın gücünü küçümsemeyelim. Var tabii canım. Zaten Trallion'un o kadar fanatik olmasının hatta böyle biraz taş kalpli olmasının sebebi de o. İşte o şey kısa hikaye var ya Aleria ile Trallion'un uzun süre Legion'la savaştığı hikayenin atıldığı yerde aslında işte bu Twisting Nether'da geçirdikleri sürenin çok daha fazla olması ve işte bu devamlı mücadele içinde olduklarından böyle duygularının körelmesi falan anlatılıyor bayağı iyi yani. Bir de şeyi hatırlarsın Görkem, kitapta vardı Trallion'un ve Aleria'nın işkence... Maruz kalmaları. Hayır işkence etmeleri sorgularken. Maruz kalmaları. Son kitaptaki mevzu tabii canım. Zaten şey işte... Orada birebir o artık ne derece böyle amaç için gözlerini karartabileceklerini ilk elden görmüş olduk. O son kitaptaki en önemli detaylardan biri oydu. Kesinlikle. Zaten. Evet. Şimdi arkadaşlar Koray'a sesleniyorum. Billy Boy'cum, Koray'cım umarım beğenmişsindir talep ettiğin hikayeyi. Böylelikle arkadaşlar Paladinlerin 3 artifact silahının hikayesini anlatmış oluyoruz. Biz yayınımıza ve sohbetimize devam edeceğiz. Ancak ve ancak hikayemiz, lore'umuz, lore söyleşimiz burada sona erdi diyorum. Sorularınız var mı diyor musun? Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ya aşkım ben de konuşayım 2 dakika.